Herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Hazırsanız Savaş'ınız yine gündemi değerlendirecek. Alın çayı, kahveyi, geçin en rahat köşenize. Hemen başlıyoruz. Çok üzücü bir olay biliyorsunuz. Bir cinayet işlendi aslında trafik kazası gerçekleşti ve olayın her iki tarafından da bugün açıklamalar vardı arkadaşlar. İki tarafta da gözü yaşlı anne var aslında. Bir tane bebek babasını kaybetti. Bir kadın eşini kaybetti. Öbür tarafta da işte benim oğlum kaza yaptı. İşte o kadar saçma açıklamaları var ki resmen şart koşuyor gelmek için. Neymiş efendim? Kan olmayacaksa ben her an dönmeye hazırım. Bu ne biçim bir açıklamaya kan olmayacaksa? Burası hukuk devleti. Yani bu ülkede her trafik kazası ne bileyim bir birine çarpana, canını mı alıyorlar? Kanla mı? Burası aşiret mi? Bilmem ne mi? Yani ne zannediyor acaba? Ya bazen zenginlerde böyle bir şımarıklık oluyor. Biliyorsunuz kuryenin birine de çarptı biliyorsunuz Someli Cumhurbaşkanı oğlu. Tüydü topukladı gitti. Konuyu da kapattılar değil mi? Ölen e, ö, öldüğüyle kalıyor. Böyle kalmamalı ya. Hukuk herkese eşit uygulanmalı. Bu anne de anneliğinin arkasına sığınıyor. Saçma sapan açıklamalar yapıyor. Diyor ki kaza bu. kaçma e, Kaçırmak yok. 17 yaşında pırıl pırıl bir çocuk var. Ülke bana desin ki adalet yerini bulacak. Kana kana olmayacak. Ya bu ülkede e, niye böyle bir şey yapsın e, hakimler ya da e, kolluk kuvvetleri alıp da seni ne yapacak ölen ailenin önüne mi atacaklar çocuğunu? Kız nasıl saçma sapanacak? Abi bunlar bir de e, güya iyi eğitimli kadın yazar e, baba desen plastik cerrah. Yani her şey insanlar için olabilir zor bir durum. Yani öyle e, martaldan e, konuşması da çok kolay değil. Hiç kimse evladının bu durumda olmasını istemez. Okey o da bir anne çocuğunu korumaya çalışıyor ama saçmalıyor. Ve işte bakın para nasıl şımartıyor. Çocuk zaten Amerika pasaportlu. Ee, işte onu Amerika doğumlu olduğu için önce Amerika uçak bileti bulamadıkları için uyanıklara bak. Ee, Mısır'a gidiyorlar Mısır'dan Amerika'ya kaçıracak. Belki de çocuk Amerika'ya gitti bile çoktan. Yani bu işler böyle çözülmez kardeşim. Ve sen bir anne olarak çocuğuna iyilik mi yaptığını zannediyorsun? Yaptığının sorumluluğunu üstlenmezse bir insan e, orada başka bir şey başına gelir. Vallahi kusura bakma da yani ilahi adalet diye bir şey var. Sen çocuğunu istersen kutuplara kaçır. Gelir bir bozayı ensesinden yakalayıp devirip atabilir. Yani o yüzden bu korkuyla, bu ıı, gerilimle, negatifle yaşayacağına Tamam ilk panik anında korktun, aldın çocuğunu, gittin. Öyle oralardan şart koşup öyle olacaksa, böyle olacaksa diye bir kural mı var ya? Burası bir hukuk devleti ya. Bizim yargıçlarımız, hakimlerimiz, polislerimiz, emniyetimiz, savcımız yani affederseniz azılı e, katilleri bile linç ettirmiyorlar. Olay yeri incelemeye götürüp bir şeyler yaparken orada güvenlik önlemleri alıyorlar. Ne münasebet? Bu açıklama son derece sakil, kan olmayacaksa. Ne yapacaklar senin çocuğunu alıp e, gırtlağını mı kesecekler? Böyle bir saçma açıklama olabilir mi? Yani ülke gündemine bomba gibi düştü ama gerçekten kan donduran e, artık zıvanadan çıkmış. Ben e, çocuğunun madde kullandığını düşünün Anada da bir lallik var. Anada bir şey kullanıyor herhalde. Ailece yargılanmalı bunlar. İnanın mı? Yani bu açıklamalardan sonra kimse kusura bakmayacak. Bir çocuk, küçücük bir yaşında bir çocuğu babasız bıraktın. Gencecik bir kadını eşinden ayırdın. Dört 4 tane kişiyi de yaraladın. Oradan da kan olmayacaksa geleceğiz. Bilmem ne böyle şart koşarak sen kimsin ya? Ne olduğunu zannediyorsun? Paran var diye sana ayrıcalık şey mi tanınacak? Bu ülkede garibanın çocuğuna ne uygulanıyorsa sana da o uygulanacak. oğlu canım o kazayı normalde bir gariban yapsaydı, vursaydı, çarpsaydı inanın var ya 24 saat demiyorum, 3 saatin içinde hangi evdeyse bulurlar, alırlar, teslim ederlerdi. Devlete de çok iş düşüyor kardeşim. Babası burada. Gidin iş yerini kapatın kardeşim. Çocuğunu getireceksin diye. Bu insanlar bu ülkede para kazanmasın o zaman. Öyle bir dünya var mı ya? Yazık değil mi? Gencecik bir adam 29 yaşında mı? Gencecik bir adamı hayatından edeceksin. Dört tane insanı yaralayacaksın. E fır tüyüp gideceksin. E bir de oradan diyeceksin ki e işte benim kan akmayacaksa, olmayacaksa, bu olmayacaksa geleceğim. Yok ya bir de istersen özel servis sunalım. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Açıklamaya bak. Ya diğer taraf ne diyor? Baba tabii ki açıklama yaptı. Eşi ölen beyefendi'nin yazık ya Allah rahmet eylesin. Eşi diyor ki melek gibi bir insandı, kimseye zararı yoktu, çok iyiydi. Yani onun da öyle açıklamaları var. Yani hiç insanın içi burkuluyor. Dur bakalım ailenin açıklamalarının da olduğu e, habere gelelim. Hemen yanlış bir şey söylemeyeyim, onların kelimeleriyle konuşalım. 16 yaşındaki ee, TC'nin arabasıyla çarpıp ölümüne sebep olduğu Oğuz Murat'ın 29 eşi ve babası Habertürk'e konuşmuş. Şükriye acı, ee, insan olsaydı da orada ölüme terk etmezdi. Eşim belki yaşıyor olabilir diye kaçıp gittiler biliyorsunuz. Ne fena ağlar. Baba da diyor ki kendi evladına sahip çıkıp oradaki evlatlara sahip çıkmayacak davranış insanlık dışı diyor. Çok haklılar. Yani sen evladına sahip çıktın ya oradakiler de bir ana baba kuzusuydu. Yaralıları bıraktın. Adam orada canıyla cebelle şu belki dediği gibi kurtulacaktı. Sen oğlunu alıp hemen bir de alır almaz daha eve bile gitmeden belki hava havaalanına gidip hemen pırt. Nasıl olsa çocuğun ee, Amerikan vatandaşı diye o istediği yere gidebilir diye belki o, o saatte de bulamadılar Amerika'ya uçak. Ee, çıkalım da bir an önce buradan nereye var mı? Sıra var. Oradan da nereye istiyorsa gidecek. Ben o çocuğu getirip teslim edeceğine inanmıyorum. Kamuoyuna güya öyle lagaluga yapıyor. Ben o kadının bunları akıl eden kadının bu kadar detay düşünen bir kadının ne oğluna iyilik yaptığını düşünüyorum ne de o çocuğu alıp buraya getirip emniyete teslim edeceğini düşünmüyorum. Bu top çevirmek. Saçma sapan mazeretler. Kan olmayacak. Ne demek kan olmayacaksa yok. Kanım da onda yok. Bakar mısınız öbür tarafında naifliğine bakın. Yani o kadar da düzgün insanlar ki açıklamaları bile düzgün yani. Acı içindeki e, çocuğunu kaybetmiş bir baba evladını kaybetmiş. Bakın ne diyor? Kendi evladıma kendi evladına sahip çıktı. Oradakilerini evlatlara sahip çıkmamak nasıl bir annelik diye sorguluyor. Eşi ise o da diyor ki insan diyor İnsan olabilseydi oradakilerine yardım ederdi. Kaçmak yerine diyor. Kötü bir şey de söylemiyorlar. Sen kimden bahsediyorsun? Kim senin çocuğunun kanını akıtacak? Sen nasıl böyle sanki dersin ki burası bir aşiret devleti. Bir aşiretin çocuğunu öldürdün de onlar da senin çocuğunun kanını akıtacak. Böyle bir şey yok. Üzücü şeylerin yaşandığı bir dünyadayız ya. Üzülüyorum. Bugün de genelde böyle biraz çok negatif konulara girmek istemiyorum ama bir umut hikayesi. E, omurgalı kadın diyordunuz bana diyor. İşte diyor omurgayı diyor o kadar yük binince kırdık diyor Berna Laç'ın ve e, 9 saatlik bir ameliyat geçirmiş. Tabii ki ekibe teşekkür ediyor. Doktorlara, hastaneye, anestezi veren kişilere diyor ki işte bana işte hiç hissetmedim. 9 saat ameliyat geçirdim. Literatürde diyor tıpta diyor e, bilmem bir şeylere geçeceğim diyor. E, nasıl bir ameliyat geçirdiyse artık bir de ağrım sızım olmadan diyor. Ee, ...omurluyumu kırmışım... ...geldim yürüyerek ben diyor... Ee, ...yine güler yüzüyle... ...tüm samimiyetiyle artık oralara çelik taktılar diyor... Ee, ...daha dik duracağım... ...şimdiden sonra diyor... ...daha omurgalı oldum... ...güzel açıklamaları var... ...çok çok geçmiş olsun Bernal Leçin'e... Ee, ...savaşçı bir kadın olduğunu düşünüyorum... ...mücadeleci bir kadın olduğunu düşünüyorum... ...bu da geçer bunu da atlattın... ...sıkıntılı böyle bir bir hafta daha zannedersem... ...9 gün yatakta kalacakmış ayağa kalkmayacakmış zannedersem ama çok başarılı bir ameliyatmış. Çok çok geçmiş olsun diyelim. Berna, Leçin'e ve yola devam edelim. Ay bu inci taneleri kabak tadı verdi. Gündemden e, hiç düşmüyor. Affedersiniz ağzımı bozacağım artık yani o diye geldi. İnci tanelerinden sonra pavyonda çalışmak isteyen kadınların sayısı artmış. Vallahi kusura bakmayın affedersiniz orospu olmak istiyorsa bir kadın dizi bahanesi olmuş demektir. Ne alakası var? Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? ya benim gönlüm var da işte dizi izledi. Hiç kimse bir şeyi izledi diye, bir şeyi yaptı diye. Ha belki oradaki dansı beğenmiş olabilir. Böyle ne bileyim renkli gelmiş olabilir. Ama içinde yoksa kardeşim hiç ben öyle şeyleri hiç inanmam. Bu da saçmalamışlar artık. Neymiş efendim? Ee, ateş çatış kaya kimse ona konuşmuş bir konsumatris. Şu an çalıştığım yere 7 tane yeni başlayan bu sektöre özendiği için gelen kız olduğunu biliyorum. Ee, biliyor muydunuz? Bu dizinin çok etkileyen e, ya bu diziyi çok bu dizinin çok etkilediğini düşünüyorum demiş. %100 eminim gibi bir açıklaması olmuş. Hiç katılmıyorum. Bakın bir insanın e, eğer ki içerisinde yoksa veya da kötülerle karşılaşmamışsa e, istemediği bir yerde kimse onu çalıştıramaz. Yani bir insanın girip de böyle bir şeye Zaten oraya gidenler ya para için gidiyor ya mecburiyetten işte çoluğuna çocuğuna bakmak için gidiyor. Çaresizlikten gidiyor. Kim soruyu eğlenmeye gider gibi. Ya hadi bugün televizyonda da gördüm. Ne güzelmiş. Kız gidin de pavyonda çalışayım diye giden. Ben hiç duymadım. Öyle bir şeyin olduğuna da hiç inanmıyorum. Ya yani işte dizi de artık biraz tuttu ya. Her yerden kim ne tutturursa bir açıklama yapıyor diye düşünüyorum. Saçmalamışlar. Hadi renkli konulara geçelim. Bayıldım Gülşen'in tulumuna. Ay Gülşen'i bu aralar çok beğeniyorum. O pembe saçıyla. Şimdi tekrar sarıya dönmüş. E, tulum bu kadar mı yakışır? Kıpkırmızı bir tulum giymiş. Bir tarafında Zuhal Topal, bir tarafında Çağla Şikel. E, gel gel sarışınımı okurken bir Çağla Şikel'e gitti, bir Zuhal Topal'a gitti. Oh ikisi de gıcır gıcır kanallardan para kazanıyor birisi Show TV'de, şey neredeydi? Çağla Şikel. O da Show, pardon. İkisi de Fox'ta zannedersem. programlardan çatır kütür reytingi olmasa bile Çağla o tutmayan programıyla senelerdir çatır çutur para kazanıyor. Hadi Zuhal topal reytingleri yüksek. Bir ona gitti, bir ona gitti. Oh vur patlasın, çal oynasın. Kimileri işte açız açız diye bağırırken kimileri de o lüks mekanda bir kişinin 30-40 bin liraya eğlendiği mekana gidip oh şakır şakır yani nasıl bir dünya değil mi? Bakın yanlış anlaşılmasın tabii ki Zuhal Topal'ın da ya da e, Çağla Şikel'in de eğlenmeye hakkı var. Onların neden eğleniyorsunuz sorgulamıyoruz. Tabii ki eğlensinler, kazanıyorlar, çalışıyorlar. Orasında değilim. Ama biraz önce haberleri izledim bu çekime girmeden önce şöyle biraz bakındım böyle. E tabii ki gündem ekonomi. Bakıyorsunuz insanların mutsuzluğuna, dramına, feryadına. E, e, e bir bir tarafı e, böyle ne derler ağlarken görüp de bir tarafı da böyle vur patlasın, çal oynasın. Maalesef eskiden görmüyorduk. Bu kadar çok önümüzde değildi. E şimdi bu kadar çok göz önünde olunca bu uçurumu görmek de insanın psikolojisini daha doğrusu benimkini çok kötü etkiliyor ve empati kuruyorum ya. Bir oraya bakıyorum bir buraya bakıyorum ay diyorum Allah'ım diyorum ya Rabbim nasıl bir dünya nasıl iki birbirinden farklı bir dünya. Bir de düşün, bugün yine haberlerde gördüm enteresan bir, bir şekilde lüks araçta o Ferrari'ler en lüks BMW'ler Mercedes'lerde patlama olmuş. Yani zengin, iyice zengin oldu. Yani zengine göre ne derler? Porsche'lar, e, Ferrari'ler gırla gidiyor. Alan alıyor. Yani bir de ne mi? Siparişleri yetiştiremiyorlarmış. Yani ülkemde bir kesim bu şekilde yaşarken bir kesim de pazardan, e, pazar bitişinde çöpleri, ezilmişleri, kalanları toplayıp beslenmeye çalışıyor. Uçuruma bakar mısınız? Dünyanın her yerinde var ama Hindistan'da da öyledir ya yani bir tarafta 140 milyar dolar serveti olan bir düğün e, adamın çocuğunun düğünü oldu biliyorsunuz Rihanna'ları falan getirdi. Bir de iki sokak üç sokak ötesine gitti Hindistan'da sokakta insanlar afedersin e, ne derler yıkanmasına kadar her ihtiyacını sokakta gören barakalarda yaşayan insanlar var. Ya Allah'ım diyorsun ya işte birisi cenneti yaşıyor birisi cehennemi yaşıyor yan yana yaşıyor bir de ne enteresan bir dünya geçecek olursak Gülşen'e ay otulum ne kadar şık durmuş ayol bakar mısınız e, şu göğüs kısmının açık olması, kollu olması, bedenini sarıyor olması, biraz da ışıltılı ve simli. Sual da kocaman bir ağız. Aha bu kadar. <laughs> Ay beğeniyorum ama esprili buluyorum Zuhal Topal'ı. Çağla Şikeli de beğeniyorum ama bu aralar niye sonra da bir hafiften bir ayar olmaya başladım. Ee, biliyorsunuz kolay kolay birini sevmem ama kolay kolay da birinden Nefret etmem ama Çağla'da bir negatiflik sezmeye başladım. Bilmiyorum neden arkadaşlar. Yalnız bu farla yaptım bugün rujumu. Ne derler o da böyle top top durdu. Yalayamıyorum da dudağıma böyle bir tuhaf bir hisse kapıldım arkadaşlar. Hemen diğer haberlerime geçmek istiyorum. Yine bir kayıp ya. 80'ler dizisinin zafer karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu Efe Deprem. 42 yaşında daha çok genç. Motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Eşinin gözyaşları inanılır gibi değil. Nasıl bir acı yaşıyor kim bilir. Ee, cenazesi toprağa verilmiş ne çabuk. Dünü hemen ya işte ölünce de sırası gelen de nasıl biliyor musunuz? Şak diye gidiveriyor ya inanılır gibi değil. Tabi geride bıraktığı acılı insanlar var. Cenazeye e, Merve Dizdar, Şoray Uzun, Alper Saldıray ve Begüm Öner'in de aralarında olduğu ünlü isimler katılmış. E tabii yani e, tiyatrocu olduğu için kendi meslektaşlarından e, ünlü olan onunla yakın arkadaşlık kuranlar da tabii ki gidecektir. Ölüm bu gerçekten hayatın içinde her şey insanlar için farkında mısınız arkadaşlar? Bir tarafta ölüm, bir tarafta eğlence, bir tarafta zulüm. Yani böyle bir dünyada e, yani ben ne bileyim empati yeteneği fazla gelişmiş bir insan olduğum için. E, Etkisinde kalıyorum ya. Her şeyin etkisinde kalıyorum. Bilmiyorum sizde de var mı? Üzülüyorum. Çıkamıyorum o moddan mesela. Bazen keder basıyor beni. Ay diyor bak gör beni zannedersin ki dört e, çocukla sokakta kaldım. Öyle bir dram. E, bazen aklımdan gelir kendi kendime de üzülürüm. Bilmiyorum size de olur mu? Oluyor bende böyle bir şey ya. Bazen bir film karesinden, bazen durduk yere e, ne bileyim işte haberlerde izlediğim bir olaydan etkileniyorum. Ee, ve o etkilendiğim şeyle ilgili kederleniyorum. Kendime de çok kızıyorum. Kendimi harap ediyorum çünkü. Evet arkadaşlar o gün mesela örnek vereyim. Çocuğu öyle küçücük 7 yaşındaki çocuğun kapkara peçeler içerisindeki sadece şuradan baktı dünyayı görünce daldım gittim kendimi o çocuğun yerine koydum. Ay annesi babası da öyle yaşıyordu da öyle oldu da böyle oldu da. Başım ağrıyana kadar kurdum kendimi. Eve geldim doymadım da ondan sonra yani bazen çok ne derler bu kadar her gördüğün olayın her gördüğün şeyin içine derinlerine inmek doğru değil. Ben böyleyim yani bu, bu beni çok yoruyor bazen. Çünkü benimle ilgili olmayan konularla kendimi paralıyorum. <laughs> Üzülüyorum ama elimden de bir şey gelmez. E, mesela gene bir örnek vereyim. O niyeyse enteresan orada bir şey var. Böyle bir ufak bize bir çocuk köpekleri gezdirme alanı yapmışlar. Böyle bir tane de eski bir bank koymuşlar. Ben oturuyorum. O çocuklar da orada kalabalık olduğumuz için biz oynaşıyorlar. Bilmem koşturuyorlar. Ben de orada oturuyorum azıcık. Böyle gelene gidene de e, hareketli de bir yer. Bakınıyorum arkadaşlar. Bir tane köpek. Allah'ım gerçi birkaç tane köpek koşturdu da böyle belli ki sokak köpeği. Ee, ön tarafta boş bir arazi vardı. Şimdi her tarafa e, durak koyacak yer kalmadı. Ben geldiğimde önüm boştu. Yan tarafta bir boşluk vardı. Eski binalar vardı. Oralara hepsini patates gibi bina diktiler. Hep de dip dibe dip dibe. Yani o kadar çok bir yapılaşma var ki arkadaşlar. Köpeklerin artık yatacağı yer kalmadı. Yazık ayağını kaldırmış. Nasıl biliyor musunuz yüzünde de bir hayvanları da çok İyi analiz ettiğiniz zaman, hele de böyle köpek falan baktığınız zaman mutlular mı, üzgünler mi? Yüzüne bakınca anlıyorum ben. Ayağını da kaldırmış, basamıyor üstüne. Ay nasıl biliyor musunuz? Acı çekerek nasıl? Artık bir çocuk o inşaat alanı bir çiviye mi bastı? Gelene kadar düşünüyorum. Ay çiviye mi bastı? Acaba dedim oradan dönüp hemen gitseydim de ben onu tutabilir miydim? Kalabalık arkasında da köpek, önden de köpek gittiği için hani bir de risk. Acaba bana izin verir miydi? Bir şey baksam bazen paşanın da ayağına falan böyle toparlayınca bu ot mot giriyor ya böyle sivri sivrine pis pis otu falan öyle bir şey mi girdi? O ayağının böyle yukarı kaldırmış üç ayağıyla bir koşuşu var, bir koşuşu var arkadaşlar. O günüm o gelene kadar o köpeğe ne oldu? O köpeğin ayağı niye öyle aksıyordu? Ne battı? Ay orada çivi inşaat var, çivi mi girdi? Pisi pisi otu mu girdi? Acaba onu alsam taksiden ee, orada bir geçen beni alır mı alsa işte veterinere götürsem beni ısırır mı gidene Ay nasıl biliyor musunuz geldim kur 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 inanamıyorum şakaklarım ağrı girdi. Yani şey işte böyleyim bende de böyle bir e, saçma sapan. O bir örnek. Bunun gibi birçok şey. Bazen insan oluyor, bazen çocuk oluyor. Ya işte o günde mesela o çocuk arkadaşımla konuşuyoruz. Ay öyleydi de böyleydi de. Ay o çocuğu gördüm üzüldüm de. Kendimi paraladım ben o kız için. O çocuk güneş görmüyordu. O çocuk niye öyle de. Yani böyle bir... <laughs> kendime kızıyorum. Yani vallahi kendime kızıyorum arkadaşlar. Enteresan bir şekilde. Hadi renkli konulara geçelim. Asya'nın en büyük medya etkinliğine Fiji, France diye bir şey neyse Hindistan'da Mumbai'ye giden Hande Erçel orada zannedersem büyük de bir ilgi görmüş. Biz sevgilisiyle Hindistan'a tatile gitti biliyorduk ama orada bir etkinliğe katılmış. Dünya çapındayız artık bu dizilerimizle çok seviliyoruz. Kendisinde de hafif böyle bir Hintli havası da yok değil. Böyle bir tarz. Ay bu şu eteği beğenmedim ama şu pantolonlu hali çok klas durmuş. Gerçi şimdi bu karanlıkta ne kadar anlaşılır bilmiyorum ama şu e, inanılmaz tarzdı. Şunu beğenmedim. Çünkü böyle kat kat ne bileyim tülün üstünde etek falan çizgili hiç bilmiyorum ama şu inanılmaz şunu. Güzel kız ya. ya gerçekten ne derler? Bir güzelliği var ben beğeniyorum. Bazılarınız beğenmiyor. Neresi güzel diyen var da ay buna da neresi güzel demeyin ayol. Sülün gibi kız. Ben beğeniyorum. Aa, oyunculuğu tabii ki konuşulur, tartışılır. Ay çok enteresan. Dilan Polat. Dilan Polat cezaevinde meslek öğreniyormuş. Acaba ne öğreniyor kız? Bir tesbih mi yapıyor ya da ne derler çiçek mi ekiyor, böcek mi ekiyor? Ne yapıyor, ne öğreniyor, ne mesleği öğreniyor acaba? E, demiştir infilizurluktan başıma gelmeyen kalmadı. Bir daha internete tövbe eder herhalde kadın. En iyisi ben e, e, dikiş nakış kursuna mı gittim? Neye gittiyse artık... Cezaevinde meslek öğreniyormuş. 5 Kasım günü tutuklanarak cezaevine konan Dilan artık umudu iyiden iyiye kesti herhalde. Ee, bir şekilde ne derler kendini şeye vermiş. İşte cıncık boncuk ee, böyle ne diyorlar bir süs eşyaları falan yapıyorlar ya. Böyle ev gereçlerine vermiş zannedersem. Hızlı hızlı geçiyorum konuları arkadaşlar. Ay çok üzüldüm buna yine bir şey olmasa adamcağızım. Kızılcık Şerbeti'nin e, Settar Öven 3. kez ameliyata alınmış. Yani bir kötü haber geldi gene oradan. Bu adam yani sürekli demek ki durduramıyorlar mı? Bir e, ilk ameliyat oldu. Çıkması bekleniyordu biliyorsunuz. Bir hafta sonra evine taburcu edilecek falan diye sevindirici haberler alıyorduk. Ama e, canım benim tekrar beyninde bir zannedersem e, bir şeyler olmuş. E, ondan sonra 3. kez ameliyata almışlar. Çok çok geçmiş olsun bir şey olursa çok üzülürüm ya adam da 61 yaşında ne derler ee, çok da e, öne çıktı bir projede yer aldı başına bu geldi. İşte hayat bazen diyorum ya kader kaderin cilvesi sen bir şeyleri hesaplarsın şu olur bu olur hep de insanoğlunun hayatında arkadaşlar ertelediği şeyler ya da ne bileyim. Ha şunu da yapayım da şöyle olacak, böyle olacak hep hesap kitap yaparız ya. Hepimiz kendimizce kendi hayatımız içerisinde hiçbir zaman o hesap kitap tam da istediğimiz gibi olmaz. İçine bir çomak girer. Ha işte şunu da denkleyin bir araba alırım ya şöyle bir şey ev alırım şunu yaparım bunu yaparım dersin. Bir böyle hesapladığın gibi gitmez. Bir çetrefellik bir enayilik olur. Veya dersin ki ay işte şu düzenimi kurdum ay tamam şimdi evleneyim. Veya bir aşkım olsun dersin. O çetrefelli e, mücadele ederken gelir o aşk seni bulur. Ama her türlü sorunu halledersin. Oh yayılayım bir de şöyle sevgilim olsun de dersin kapımdan kimse geçmez. <laughs> <laughs> Vallahi bu böyledir ya da ben mi öyle hayatım bilmiyorum sizde de oluyor mu oluyorsa lütfen yorumlara yazın ben mesela beni üzen bir partnerim olmuştum 4 yıllık bir ilişkim kendime dönüyorum her konuda. Ee, ilk iki senemiz güzel geçti boğa burcuz Biz çok sadız. kız bir de nasıl yani e, ne derler şarkıcısın önünde e, onlarca sana hayranlıkla bakan insan oluyor yani hani öyle evinde oturup da seni kimsenin görmediği bir meslek yapmıyorsun e, seninle herkesin ilgilendiği herkesin odak noktası olduğu bir iş yapıyorsun ve hayatında bir partnerin var. İnanın devlet memuru gibiydim. Rınk saatimde işime gidiyorum. Saatimde işimden çıkıyorum. Ee, bir düzenimiz var. Birkaç yılımız çok mutlu geçti. Sonrası da biraz çapkındı. <laughs> e tabii ki o çapkınlık turları. Ben de e, dedim ki yapma yani. En azından bana saygı göster. Ben hissetmiyorsam bir kadın olarak. Hissetmiyorsam onu ilişkimi bozmam yani. Ama hissedersen bir şey... De şeytan gibi zaten hisse bana zaten hissetmememe imkan yok. Neyse son zamanlarımızda arkadaşlar e, ay bana ne teklifler geliyor. Hayatımda biri var ya ne teklifler geliyor. Nasıl biliyor musunuz? Böyle işte ilgi duyan insanlar oluyor. İşte enteresan bir tane hiç unutmuyorum. Ee, neyse şimdi markada vermeyelim o büyük markada çalışıyor oranın e, mühendislerinden o kadar güzel bir teklifte bulundu ki mantıklı bir teklif aslında A, benim sevgilim var e işte ne bileyim böyle birkaç tane e, teklifler geldi hepsini reddettim istemedim yani. Benim hayatımda birisi var. Bir de ilişkim de iyi gitmiyor. Bakın ite kaka o işte kavga dövüş tam o son zamanları falan. Böyle böyle teklifler geliyor. Ay artık ilişkiyi bitirdim. Cık diye kestim attım. Olmuyor kardeşim bitti al valizini git. Aa bir tane önümden ne geçer sahnede kadınım. Ne bir şey, ne bir şey, ne bir şey. Bakın bu zaman olmuş. Geçen birisi bana söylüyor. Sen diyor karşına çıkmamış, mutlu olamamışsın. E bugün de şu kıskanıyorsun diye. Ay birazcık da tabii ki yaş aldıkça da e, beklentilerin de fazlalaşıyor. Nitelik, nicelik. Senin artık hormonların değil beynin yönetiyor. Bütün hanımlar beni anlayacaktır. Belirli bir yaştan sonra da öyle herkese gönlünüz akmıyor. Herkesi beğenmiyorsunuz. Seçici oluyorsunuz. Ama işte bir örnek verecek olursak hani dersiniz ya hayatımda biri var. Ben de öyle çetrefilli şeyleri sevmem. Ben hayatta biri var diye. Bak mesela o beni aldatıyor ama ben onu hiç aldatmadım mesela. Bitti. <laughs> hiç bir kişi çıkmaz mı karşına o bunalımlı sürecin hani senin nasıl ne bileyim tamam hani iyileşmek için insanın 3-5 ayına da süresi olur. Ayrıldım bitti. Hadi 6 ay olsun bir sene olsun. Kız ne arayan ne soran ya da ne bileyim bir teklifte bulunan olmadı. Yani hayat ...anlatacağın o ki hep böyle çetrefilli zamanlarda seni karar anlarıyla sınıyor. Yani biri varken biri çıkar. Yani ya hep varken kıymetli oluyorsun. Biri yokken de kimse çil yavrusu gibi etrafından dağılır. O bir örnek. Veya başka başka konularda da bir türlü feraha insanoğlu eremiyor arkadaşlar. Nerelerden, nerelere gelenze. Sizde de böyle şeyler var mı arkadaşlar? Yoksa sadece seboşunuza mı oluyor bilmiyorum. Ee, varsa sizin de böyle ilginç durumlarınız sosyal medyada paylaşabilirsiniz ya da benimle de paylaşabilirsiniz. Enteresan oluyor, böyle şeyler ilgi çekiyor. Ee, mesela hadise, hadise birazcık kibir var değil mi? Kendini beğeniyor böyle enteresan bir şekilde ee, takipçilerinin söylemlerinden etkilenen ünlülerimizden. Mesela takipçileri bu resimdeki sen değilsin diye anında silivermiş. O an göremedi belki de kendini. Ee, bazen biz kendimizi bir resimde çok güzel görürüz kimse beğenmez. Bazen de kendimizi bir resimde çirkin görürüz onu herkes beğenir. Gerçi kimin bakış açısı da çok önemli ama hadisenin bu resmini takipçileri hiç beğenmemiş. Ee, burada da gerçekten biraz diyeti fazla mı abarttı arkadaşlar? Yüz bir erimiş. Yüz eriyince burun ortaya çıkmış iyice. Ee, gözler de iyice içe çökmüş. Çok fazla diyet, çok fazla aç kalmak da insanı tüketiyor arkadaşlar. Cilt kalitenin bozuyor. Tamam zayıflıyorsun ama birazcık sporla değil de hadisenin aç kalarak zayıfladığını düşünüyorum. O yüzden de bu da artık cildine ve yüzüne yansımaya başladığını düşünüyorum. Burada bakar mısınız hiç hadise gibi değil. Bir yaşlı tutmuş bu resim. Hemen silmiş kötü yorumların üstüne. Mesela e yok çok açık oldu. Şöyledir böyledir deyince değil. Çirkin deyince hemen kaldırıyor resimleri. Hadise. E, sosyal medyadan sizde de var mıdır böyle etkilenir misiniz? Ay bu resimde ben hiç etkilenmem. Birisi ay bu resimde çok çirkinsin dedi diye kaldırmam. Durur bende yani hiç öyle ne derler benim bende geri yok. Koyduysam koydum. Öyle ha kendim rahatsız oluyorsam kaldırırım. Birileri rahatsız oldu diye kaldırmam şahsen. E, gerçi o çok ünlü tabii ki binlerce kötü mesaj alıyor etkileniyor da olabilir. Yine güzel kadınlardan bir tanesi Melis Sezen ay bu kızı çok beğeniyorum. Yani gerçekten çok güzel ama hepsinde de hafif minik dokunuşlar var. O dudak yukarı kalkmış. Dolgular, molgular. E biraz da çocukluktan çıktılar tabii ki. İyice bir e, bakar mısınız? Siyah yapmış saçlar. Çok yakışmamış mı sizce de? Bayıldım. Yeni projeye yeni saç diyerekten Melis Sezen hem yeni bir projeyle hem de yeni imajıyla ekranlara dönüyormuş arkadaşlar. Beğeniyorum. Hangi e, Cansu Dere'yle bir dizi vardı ya meşhur. Cansu Dere'nin ne bileyim bununla aldatıyordu adam neydi o dizinin adı gelmez aklıma şimdi biliyorsunuz sebaşınız olay cin gibi aklımda ama bak dizinin ismi ee, gelmez aklıma orada çok performansı yüksekti bu kızın Cansu Deren'in bile önüne geçmişti kendine yeni bir imaj yapmış çok da yakışmış arkadaşlar ay dün Bahar'a baktım dün demeyeyim bugün pardon yala, yalan söylemeyeyim dün zaten Zannedersem izleyemedim televizyondan. Youtube'dan izledim. Efsane bir oyunculuk sergilemiyor mu Demet Evgar? Bayıldım ya böyle su gibi akıyor. Yani e, o kadar içselleştirmiş ki canlandırdığı karakteri. O olmuş, onun içine girmiş. Yani e, çok da güzel işlemişler. Yani zaman içerisinde iki evlilikte iki eşin nasıl bir hale geldiğini ee, erkeklerin sevgilisine nasıl davrandığını, karısına nasıl davrandığını o kadar güzel işlemişler. Sıkılmadan e, soluk soluğa izledim. Orjinalini var ya böyle çöpe at. Hiç orjinali bu kadar güzel değil yani. Bilmiyorum belki de bizim e, daha mı yakın geliyor ama yok ya bayık orjinalini izledim ya yarı, yarıda çıktım yani. Demet Evgar'ın oyunculuğu efsane arkadaşlar. Bayıl. Dım, yani hep böyle bölük pörçük izlemiştim, oturdum, bütün tamamen izledim, yani bayıldım, bayıldım, bayıldım. Yani yeni favorim bahar dizisi arkadaşlar, zevkle izleyeceğim dedikten sonra şöyle bir daha tekrar gözden geçireyim. Bu söylemezsem olmazsa ne diyeceksiniz? Ay tahammül edemiyorum. Arada bir bakıyorum böyle. O e, Hande Sarıoğlu'nun Ses tonu hafif toparlamaya çalışsa da cırlak bir ses tonu e, atamamış. Bakın bana kızdınız ama e, diğer kız şeyini atamamış. Enteresan bir şekilde ne derler? O tutukluk gitmemiş. Neydi kızın ismi? Dur şuradan gireyim. Ay isimlerini de çekmemişim. Sadece e, resim kısmı alttaki e, şeyde çıkmamış. Yani bir, bir insan arkadaşlar şey olmayacak. Ne derler? Tamimi olacak ve kendi olacak. Yoksa yansıyor ya. İnanın yansıyor ve ben de o, o yansıyanı gördüğüm için ay bakar mısınız bir tek o çıkmaz. Zıkkımın da ismi aklıma gelmez. <laughs> Vallahi gelmez. Bakar mısınız e, çıkmıyor da açmıyor da e, bakar mısınız e, çıkma da yok Bir saniyenizi rica ediyorum. Yok çıkmıyor. Ne yapayım? Ne derler? Bazen e, su gibi çıkan şey çıkmıyor. Enteresan bir şekilde. Ay buldum. Hadi bakalım. Bunların e, e, sırasıyla Arto'yu biliyorum da kız kızın ismi gelmedi. Bir de derler bana onu kıskanıyorsun. Neydi kızın ismi? Siz bilirsiniz. Ha ah, şurada da Hande Sarıoğlu. Öbürünün ismi. bak hmm, onu yazmamışlar ben yok. Etiketlememişler ha. Yağmur. Yağmur neyse işte. Ay inanın bunu kasıtlı yapmıyorum. Tutuk hala. Yani programı e, Hande Sarıoğlu götürüyor. O kötü sesine rağmen, bet sesine rağmen. Arto bile silik kaldı. Bir tek o konuşuyor. Ne zaman onlarla ilgili bir videoya geçsem Hande Sarıoğlu konuşuyor. cır 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 cır. Öbürü zaten afedersin, içim şişiyor. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Anlattığını tahammül edemiyorum. Bahar neydi? O işte yani. Bahar diyeyim gerisini siz anlayın. Hiç silik bir karakter. Yani o YouTube'daki kızla hiç ilgisi yok. Ee, bir de ya gerçekten enteresan bir şekilde e, o ne göğüslerini yaptırmıştı? Güya iyi bakıyorum. 2016'da yaptırdım. Az kullandırıyorum dedi. diyor. Muhafazakar bir kanalda kadın memesini az kullandırttığını söyledi Hande Sarıoğlu. Estetik üzerine konuşuyorlar. Yok işte benim dudağım yapılı, göğsüm ya. Ya ne seviyeye geldiğine bakar mısınız programın? Ağzım açık kaldı. Neymiş efendim? Az kullandırmış göğüslerini. İkinci el araba. <laughs> Sahibinden tertemiz meme. Allah'ım yarabbim. Yani inanılır gibi değil. Cır 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 cır, cır bir ses. Arto da böyle ha ne derler böyle aslında hoşlanmıyor ama bir şey de diyemiyor. O bile pasif kalmış. Bahar'ı söylemiyorum bile. O yok zaten. Yani o programda o artık silinmiş gitmiş. Yani ben olsam kendimi o duruma düşürmezdim. Bir aralar çok konuşurduk e, yani bilmiyorum meraklı hissanız eminim siz de bilirsiniz Ömer Çelakılı enteresan açıklamaları olurdu ama buhar oldu uçtu gitti adam. Ama onunla ilgili e, bir açıklaması yine sosyal medyada dolaşıyor Ömer Çelakılı'nın açıklamasına göre 2000'li yıllarda diyor bir şey denendi ve biz hiç farkında olmadan teknolojik olarak 20 yıl ileriye atladık diyor. Yani bize zaman atlattılar diyor. Olabilir mi? O ben de şeyde biliyordum 2012'de kıyamet kopacak dediler ya orada dünyanın başka bir boyuta geçtiğini söyleyenler de var. Biz onu kıyamet olarak algılıyoruz ama o bir farklı bir boyuta geçti diye olabilir ya insan, zaman çok hızlandı. Ne diyorsunuz Ömer Çal Çöle Çelakıl'ın Çelak'ın bu söylemine? Enteresan bir söylem. 20 yıl ileri attı bizi diye. Hakikaten hayatımıza şöyle bir bakınca yani ben 70 yaşında değilim kardeşim. 25 sene önce cep telefonu diye bir şey var mıydı? Yani hadi 25 de varsa bile 30 sene önce var mıydı? Yok. Yani yoktu cep telefonları. Hadi cep telefonlu geçtim. Bu kadar böyle application'lar, böyle bilmem şunlar, bunlar hayatımıza ne kadar hızlı girdi ve hiç yadırgamadık farkında mısınız? Çok hızlı adapte olduk teknolojiye. Acaba doğru olabilir mi? Olabilir gerçekten şöyle bir düşününce, şöyle bir bakınca o kadar hızlı bir değişim oldu ki dünyada sadece ülkemizde değil tüm dünyada inanılır gibi değil. Bu hızlı değişime hiçbirimiz yadırgamadan öyle hemen entegre olduk. Olabilir mi? Olabilir. 2012 yılıyla da ilgili kehanetler var enteresan. Ben böyle ilginç antin kontin haberlerle biliyorsunuz seboşunuz meraklı olduğu için böyle sabahlara kadar bir ara böyle ee, ne derler, ee, bir sürü e, kurgu, fantastik hikayelere meraklıydım arkadaşlar. Ee, bugün geldi önüme, birkaç gündür de görüyorum, ilgimi de çekti. Niye ilgimi çekti bilmiyorum ama sizlerle paylaşmak istedim. Bugünlükse başınızdan bu kadar. Ay bahar geldi, seboş kıpır kıpır. Gerçekten ee, gerçi bu havalara aldanmamak lazım. Bir ince bir kalın giyiniyorum. Akşam saati gene buz gibi olmuş hava. Ay hemencik geri geldik paşayla dedim üşütür müşütürüm. O günkü gibi olurum. Neyse ne derler önlemlerimi aldım yine bir üşütür müşütürsem. Ee, birkaç senedir hasta olmuyorum diye kendi kendime nazar ettim arkadaşlar. Bugün yükse başınızdan bu kadar. Ay düştü. Konuş Allah konuş. Yarın görüşene dek. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Hep başınızda kalın. kucak dolusu sevgiler.